Bu yıl tercih dönemleri 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Tabii şu anda üniversite adaylarının kafası son derece karışık. Acaba hangi bölümü seçsem ya da diğer adıyla hangi mesleğin sahibi olayım diye. Çeşitli meslekler kafalarından geçiyor. Ama ben öncelikle onlara şunu tavsiye ediyorum. Aylardan Ekim, yıl 2014. Acaba hangi üniversitenin kampüsünde olmayı düşünüyorsunuz? Öncelikle hayal ettikleri üniversiteleri bir çıkarsınlar. Akabinden hayal ettikleri kafalarını karıştıran bölümleri tek tek çıkarsınlar. Ve daha sonra da ilgi, istek, yeteneklerini ortaya koyarak neler yapacaklarını görmeleri lazım. Son zamanlarda 2010 ve 2010 sonrası diye tercihlere ben bakıyorum. 2010 öncesinde şöyle tercih yapılıyordu çoğunlukla. Gençler işte belirli okulları işaretliyorlardı, bölümleri. Büyük puandan küçük puana doğru sıralıyorlar ya da başarı sırasına göre küçük başarı sırasından yükseğe doğru götürüyorlardı. Gelen puanları ya da başarı sıraları nereyle çakışıyorsa oraya giriyor ve üniversite olarak hayatlarını devam ediyorlardı. Ancak ikinci sınıfa geçen üniversite adaylarına baktığınızda 300 bin tanesi en az seçtikleri bölümden mutlu olmayıp tekrar sınava giriyorlardı. Derken üniversitelerin sayıları çoğaldı ve artık üniversiteler öğrenci seçerken buraya şimdi çok iyi dikkat edilsin, adaylar da üniversite seçmeye başladılar. Bir aday üniversite ya da bölüm seçerken özellikle 2010 ve sonrasında yapılan istatistikler şunu gösterdi. Üniversitedeki o bölümün öğretim kadrosuna bakıyorlar. Tam zamanlı öğretim üyeleri, yarım zamanlı öğretim üyeleri ve ayrıca acaba profesyonel öğretim üyeleri gelip bize, dışarıdan gelip bize hayata profesyonel hazırlanmamızı sağlayacak dersler veriyor mu cümlesini kullanıyorlar. Özellikle vakıf üniversitelerinin son zamanlarda çok tercih edilmelerinin nedenlerinden biri olan burslar üzerinde araştırıyorlar. Çünkü gençler şunu soruyorlar üniversiteye. Siz bize bir burs veriyorsunuz. Kaç yıl kesmiyorsunuz? Hangi şartlarda burslarımızı kaybederiz ya da kaybetmeyiz cümlesinin yanıtlarını arıyorlar. Artık günümüzde yabancı son derece önemli. Evvelden herkes ben yabancı dil öğretiyorum diyebilir devlet ya da vakıf üniversitelerinde. Ama şunu bilinmeli ki artık günümüzde gençler hangi şartlarda, hangi sistemlerle kendilerine hazırlık okullarında yabancı dil öğretiliyor onun araştırmasını yapıyorlar. Buna mukabil üniversitenin uluslararası son derece önemlidir. Bir genç üniversitenin A bölümünü seçerken şunu soracak, şunu sormayacak. Sizin yurt dışı ilişkiniz var mı? Üniversite evet diyebilir. Hayır. Sizin şu bölümünüzün yurt dışı ilişkisi var mı? Çift diploması var mı? Erasmus'u var mı cümlesini sorması gerekiyor. Eğer üniversite buna yeterli cevabı vermiyorsa kesinlikle seçmesinler. Çünkü yurt dışında çeşitli kültürlerle bir araya gelmek, oradaki insanlarla bir araya gelmek ufkunu genişleteceği için ileride hayatta çok daha başarılı olma şansına sahip olacaktır. Üniversitesinin kariyer merkezini çok iyi araştırmalı. Acaba kariyer merkezi onu hayata hazırlarken, profesyonel hayata hazırlarken, CV yazmadan CV gösterimine kadar ya da iş dünyasının artı ya da eksilerini ona verebiliyor mu? Onu iş dünyasıyla belirli yerlerde staj yaptırabiliyor mu? Bunlar varsa o zaman üniversiteyi rahatlıkla seçebilecek. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine yer alması gerekir gençlerin. Çünkü hayatta buradan da bakarak hareket edecekler. O zaman üniversiteye şunu soracak. Sizin kulüpleriniz nelerdir? Bunları bize veriniz ve buna göre hareket edeyim. Son zamanlarda Sayın YÖK Başkanı'nın da aldığı kararla artık birinci sınıftan itibaren üniversitelerde bölüm değiştirme ya da çift ana dal yapma son derece kolay hale getirildiği için üniversiteye şunu soracaklar. Sizin üniversitenizde ben şu bölümü seçiyorum. Birinci sınıfta ortak ders okutuyor musunuz? Ya da ben birinci sınıftan ikiye geçtikten sonra yeterli kuralları yerine getirme çift ana dal yapabiliyor muyum? Bu cümlenin de cevaplarını bulmak zorundalar. Yüksek lisans son derece önemli. Günümüzde yüksek lisans yaparken 4 yıl lisans artı 2 yıl yüksek lisans varken örneğin 4. sınıfın son sınıfında yüksek lisansın 1. sınıfının dersine alarak 4 artı 1 yüksek lisans yapılıyor. Bakın burada çok açık net bir şey söylüyorum. Tercih yaparken genç ilgi istek yeteneğini ortaya koyacak. Genç kalbinin sesine kulak verecek. Genç hayal ettiği üniversiteleri ve bölümleri kağıda dökecek. Ondan sonra da biraz evvel söylediğim kriterleri tek tek eleyecek. En çok artıyı koyduğu yer onun en çok istediği yerdir. Onu en üste yazdığında zannedersem hayata çok daha sıkı adımlara bağlanma şansına sahip olacaktım. Ama öyle bir meslek seçecekler ki 50 yıl sonra 50 yıllık bir yaşamlarını oluşturacak bir olgu olacak. O zaman kendilerini yetiştirebilmeleri ve iş dünyasına iyi adım atabilmeleri için doğru üniversite ve meslek seçmeleri gerekir.